فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadakallahu lazim. Kur'an kurslarımız açıldı şu anda. Yatılı Kur'an kurslarımız %50 kapasiteyle durumuna göre şu anda onlar eğitime başladılar. Camilerimizde yaz Kur'an kursu eğitimlerimizi bu sene camilerimizde değil Diyanet TV'de yayınlanan yine aynı programın yani camilerde uyguladığımız veya uygulayacağımız programın aynısının daha da sosyal medyaya uyarlanarak daha geliştirilmişi, daha aydınlatıcı ve bunların materyalleri de hazırlandı, kitapları hazırlandı. İnşallah Diyanet TV'de sabah ve akşam saatlerinde, ben size program çok geniş olduğu için onu yazılı olarak size takdim edeceğim. Fakat çok verimli olacak bu. Bir sabah saatlerinde, bir de akşam saatlerinde tekrar edecek. Eğer bu izleme imkanı olmayan çocuklarımız olursa Diyanet TV'nin YouTube kanalı var. Oradan istedikleri kadar tekrar tekrar bunları izleme imkanı var. Hatta ben acizane şöyle tavsiye ediyorum. Velilerimize de çocuklarımıza yaptığımız bu programları onlar da izlesinler. Çünkü görecekler ki onların da belki bilgi eksikliği, ya bak bu ne kadar güzel bir eğitici programmış, bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu diye belki Kur'an-ı Kerim öğrenme, dinimi öğreniyorum, tecvid öğreniyorum, Peygamberimizin hayatı, siyer gibi konularda çok istifade edeceklerini ben ümit ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? اُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى الْلَحْدِ. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi bize ilim öğrenin diye tavsiye eden bir peygamberin ümmetiyiz. Bilim, bilgi Çin'de bile olsa, yani Çin burada ülke olarak anlamayalım bunu, en uzakta bir yerde bile olsa gidin onu alın. Bilgi, ilim, müminin yitiğidir. Nerede bulursa onu orada alır diyor. Tabii ki ilmin İrfana dönmesi için de en önemli şey bunun maneviyatla uçabilmesi için kanatlanması lazım. Peygamber Efendimizin işte çocuğunuz 6 yaşına geldiği zaman ona namaz kılmayı öğretin. Eğer namaz kılmıyorsa 7-8 yaşına geldiği zaman niçin namaz kılmadığını sorgulayın. Yani onu terbiye edin, tedip edin. Çünkü ne güzel söylemişler, ağaç yaşken eğilir. Aksi takdirde büyüdükten sonra bazı bilgileri öğrenmek zorlaşıyor. Şimdi sormak lazım. 0 ile 2-3 yaşta yapılan aşılar var çocuklara. Peki o aşıları 5-6 yaşında niye yapmıyoruz? Yapsak olur mu? Tutmaz. Tutmayacağı belli bir şey. Onun için her yaş döneminin bir özelliği var. Hem manevi açıdan hem de biyolojik açıdan. Hasılı biz camilerimizde bunu her sene bunu yapıyorduk ama inşallah bunu daha gelişmiş haliyle aynı bu Kur'an kurslarımızı, dini bilgileri, Peygamberimizin hayatını sosyal medya üzerinden, televizyon, Diyanet TV kanalımız üzerinden bunları devam ettiriyoruz. Diyanet kanalımız hakikaten her ailemizin gönül rahatlığıyla, huzur içinde hiç böyle yüzünü gözünü o tarafa çevirmeden bir şey çıktığı zaman izleyebileceği, huzurla izleyebileceği bir kanal haline geldi hamdolsun. Bizim bir değerimiz oldu. Ülkemizin bir değeri oldu. Biz bunu bütün velilerimize duyurmaya çalışıyoruz. Bunların yayınları da hazırlandı. Demin arz etmeye çalıştığım gibi. Kitap, materyal. İsterlerse müftülük, en yakın müftülüğe başvurmak suretiyle orada işte dinimi öğreniyorum, Kur'an öğreniyorum, tecvid öğreniyorum, Peygamberimizin hayatı siyer. Onlarla ilgili bütün kitaplar biz ücretsiz veriyoruz. Şayet ben kitap almak istemiyorum diyorsa Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitim hizmetleri genel müdüründen web sayfasına giriversinler. Orada o dokümanların olduğu yer, ben size onu da vereceğim, onu yazacaksınız. Orada, onu da bulacaklar orada. Oradan da PDF olarak, doküman olarak yine o notları indirip veyahut da işte çocukların bilgisayarlarında onları görmek suretiyle de bu bilgi kaynaklarına, kitaplara da ulaşma imkanı olacak. Her ailenin ve her ülkenin, milletin, devletin geleceği gençleridir. Yani gelecek onların omuzlarında şekillenecektir. Bu manada her annenin, babanın mutlaka dini eğitimi, öğretimi, bakın sadece öğretim değil. Öğretim bir ayağı, evet bir ayağıdır ama eğitim diğer ayağıdır. Bir kanadı eğitimdir, bir kanadı efendim öğretimdir.
kuşlar bile tek kanatla uçamıyor. Öğretim olacak ama eğitim de olacak. İşte Peygamberimizin bize olan çocuklarımızla ilgili, eğitimle ilgili tavsiyeleri bize çok ufuk açıcı. Annelere babalara düşen görev nedir? Her anne baba diyor Peygamber Efendimiz, çocuğuna iyi bir dini terbiye vermekle, ona güzel bir isim vermekle ve evlenme çağına geldiğinde onu evlendirmekle mesuldür. Aynı zamanda çocuğu bu görevler çocuğun annesinin babasının üzerindeki haklarıdır. Yani daha son mutale getirelim. Bir anne baba çocuğuna dini bir eğitim, İslami bir eğitim, Kur'an'ı bir eğitim, Peygamberimizin ahlakını anlatan, onun siyerini, o güzel hayatını anlatan bir eğitim vermediyse, o çocuk da bu konuda Allah korusun bilgisiz kaldıysa, çocuk yarın o anneden babadan davacı olabilir mi? Allah'ın huzurunda mahşer gününde olabilir. Buna hakkı var. Öyleyse ne olur? Artık her şey kolaylaştı. Bakın evimizde televizyonlara kadar karşımızda hemen o saati çocuklarımız alalım. O saat meşgul mü? Olabilir. Onun telafi saati var. Yayınlara baksınlar kardeşlerimiz. O telafi saatinde. O da mı olmadı? YouTube kanalında. Tekrar tekrar. Hadi evladım, gençler oturun bakalım. Bu dersi beraber izliyoruz. Demin de arz etmeye çalıştığım gibi. Anneler, babalar da bu derslere katılsınlar. Çok haz alacaklar. Zevk alacaklar. Dua edecekler. Onun için bu manada ebeveyn olarak, büyükler olarak çocuklarımıza karşı bu manevi sorumluluğumuzu mutlaka yerine getirelim. Biz bu anlattığımız bu programlar yapıldığı zaman göreceğiz ki çocuklarımızın Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını, o genç sahabilerin efendim kişilikleriyle genç sahabi diyoruz, bakın şunu da hatırlatalım. Peygamberimizin genç sahabiler dediğimiz zaman yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 14 ile 20 arası. Bakın 14 ile 20 arası. Biz genç dediğimiz zaman daha büyük yaşlar kabul ediyoruz. Onun yanında yetişen Enes, onun ahlakıyla ahlaklanan Enes'i unutmayalım. Çok küçük yaştaydı. Onun yanında, onun eğitimi altında yetişti. Öyleyse bunlara biz teveccüh gösterirsek, velilerimiz buna teveccüh gösterirlerse bir müddet sonra çocuklarında peygamber ahlakının, o Peygamber Efendimizin yanında yetişen Mus'ab gibi, Enes gibi, o gençlerin o güzel ahlakıyla, davranışlarıyla onların, gençlerimizin, çocuklarımızın davranışlarının benzeştiğini, çok olumlu mesafeler kat ettiklerini velilerimiz de inşallah görecekler ve inanın mutlu olacaklardır.